öğrenciyim. Aynı zamanda kendim esnafım. Yani çalışıyorum sabah 5'te, akşam gece 12'ye kadar. Birebir sebze, meyve, yağın içindeyim. Gerçekten bu sene soğanla başlayan, ki soğanda bir hastalık oluştu. Soğanla başlayıp bütün mesela Doğu Akdeniz bölgemiz olsun, gerek mesela Adana bölgemiz olsun, bölgemizde yoğun yağmur, hava şartlarının elverişsizliğiyle beraber devam eden aşırı bir yükselme oldu. Öyle bir yükselme oldu ki narenciye hariç portakal, mandalin, elmayı kastediyorum. Diğer bütün ürünlerde aşırı bir yükselme oldu. Çünkü üretim yok. Seralara girilemiyor, arazilere girilemiyor, tarlalara girilemiyor. Su bastı her tarafa, sel bastı. Bu da ürünün toplanmasını geciktirdi. Toplanmadı, çürüdü. Mesela dönem atlamasına sebep oldu. Bu da kış günü olduğu için insanların da alım gücünden dolayı büyük bir işsizlik. Bize de hakim yani işsizlik. Ama insanlar alım gücü kafi gelmiyor. Bu seyyar pazarcının ya da pazarda olan sebze meyve fiyatları marketlerle kıyasladığımız zaman aralarında ne kadar fark var? Aralarında marketlerle kıyaslandığı zaman bu bugüne mahsus değil de geçmişten günümüze dek çok büyük uçurumlar var. Şimdi bunu söylerken mesela kendi küçük orta ölçekli esnaf temsilcisi olarak hakikaten de pazarlarda günübirlik sebze gelir. Sabah gelir o gün o pazarda o sebze o meyve tüketilir gider. Tazelik açısından olduğu gibi fiyat açısından uçurumlar var. Evet. Çünkü pazarla marketler arasında genelde %70 oranında yani %50 ile 70 oranında fiyat farkı vardır. Evet. Buna da tüketicilerimizin dikkat etmesini ben özellikle istirham ediyorum. Gerçekten hem taze hem güvenilir hem de ucuz ayrı bütçelere katlanma ucuz ürün alacaklarsa pazara yönelmelerini ben bir temsilci olarak söylüyorum. Ne kadarlık bir mesela örneğin kaç liralık örneğin bir mesela diyelim ki pazarda uçurumu? Bugün mesela 1 liraya 1,5 liraya bulacakları mandalini marketler 3-3,5 liradan 4 liradan aşağı arada 2,5-3 lira 4 lira yani %100 oynayan ürünlerimiz çok mesela pazarda diyelim elma 2 lira marketlerde 4,5-5 liradır. Bu bütün mesela lahanada, pırasada, domateste, biberde, patlıcanda bütün dallarda aynı oranda oynamasa da en az %50 fark vardır. Peki bu halden aldıkları fiyatlar ne kadar uygun mu? Şimdi halden aldıkları fiyatları şimdi birebir hepsini takip etmemiz mümkün değil ama genelde pazarcılar aynı fiyat alıyorlar. Aynı fiyatı alıyorlar. Aynı fazla. Fiyatı çok fazla çünkü çok fazla yani yükselirken çok aşırı bir şekilde kar marjı yükledikleri için fiyatlar uçuk açık oluyor. Pazarcı esnafımızın öyle bir derdi oluyor. Yemiyesi günlük evinin çorba parası çıktığı zaman o ürünü de bitirip akşam peşkini sirkeleyip evine gittiği zaman her şey bitmiş oluyor. Evet. Kanaat meselesi. Tamam başkanım.